رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarlar qissalaridan mana bugun inshaalloh Nuh alayhissalomning qissasiga yetib kelgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda biz Odam alayhissalomni mana yer yuzidagi hayoti, undan keyin Shis va Idris alayhissalomlarni hayoti bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Idris alayhissalomning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, shu narsani ko'rdikki, kullu nafsin zaiqatul maut, deydi Alloh taolo, har bitta jon egasi albatta o'lim sharbatini totguchi, deydi. Ya'ni u xoh payg'ambar bo'lsin, xoh oddiy inson bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al, yosh yoki qari bo'lsin, albatta o'lim sharbatini totishligini mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilayotgan ekan. Hatto Idris alayhissalom mana shu o'limdan qochishligini sababi shu bo'ldiki, Idris alayhissalomning zamonida yashaydigan hamma odamlar topadigan savobni Alloh taolo Idris alayhissalomga har kuni yozishligini va'da qilganda uzoqroq umr ko'rishlik payida bo'lib qoldi. Lekin Alloh taoloning taqdiri ekan, ana shu o'zga muakkal qilingan farishtalar bilan 4-chi osmonga ko'tarilganda jonani shu 4-chi osmonda olindi. Va rafa'nahu makanan aliyya, dedi Alloh taolo. Bu yerda o'tirganlar 100 yil burun bo'lganimiz yo'q edik yer yuzida. 100 yildan keyin bir otamiz qolmaymiz. Lekin miyasi bo'lsinki, insoniyat ana shu o'lim degan Alloh taolodan bir belgilab qo'ygan taqdirni esdan chiqarib qo'yganda kimligini va dunyoga nima kelganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Alloh subhanahu va taolo dunyoga imtihonga kelganligimizni esdan chiqarmaydiganlar qatorida qilgan bo'lsin. Insonlar bir necha qismga bo'linar ekan. Insonlar bor ekan, dunyoda yashashlik mobaynida bizni jannatimizdan do'zaximizdan mana shu dunyoda der ekan. Ular kofirlar ekan. Insonlar bor ekan, bu dunyo oxirat diyorining ekinzori deb qarar ekan. Ya'ni mana shu ekinzordan o'zini dorul baqosiga abadiy bo'lgan maskaniga olib ketadigan amallar bilan ovora bo'lar ekan. Yahyo ibn Zakariyoning oldiga iblis kelar ekan. Hadislarda rivoyat qilinadi va Yahyo alayhissalom iblisdan so'raydi. Ey iblis, senlarda huzuringda biz insonlarni nechta toifaga bo'lasizlar? Iblis alayhissalom aytadiki, sizlar insonlar toifasi, biz iblis bundan shaytonlarni huzurida ikkiga bo'linamiz. Bir toifasi shunday insonlarki, insonlarni xuddi sizlarni yosh bolalaringizni qo'lidagi top singari ularimiz qo'limizda. Xohlagan ishimizni qildiramiz ularga. Ulardan ko'nglimiz to'q. Ikkinchi toifasi sizlarga o'xshagan payg'ambarlar, ular ma'sum. Alloh taolalarda bizdan saqlab qo'ygan, ularda hech qanday bir ulushimiz yo'q. Uchinchi toifasi, bu eng og'iri, bu shunday insonlarki, biz ularni u yoqdan o'tib, bu yoqdan o'tib gunohga chaqiramiz, gunoh qildiramiz, hojatimizni qazo qilishda xursand bo'lib turgan paytda Alloh taolaga qaytadida, istig'for aytib Alloh taolaga gunohini kechirib yuboradi. Na ulardan umidimizni uzib qo'ya olmaymiz, na maqtanib yopishdan olamiz. Biz alhamdulillah unaqa kofirlardan qilmadi Alloh taolo sizlarimiz. Payg'ambarlardan ham qilmadi. Endi mana shu uchinchi toifa bo'lishiga harakat qilishimiz kerakki, inson ba'zida bilib, bilmasdan gunoh qilar ekan, lekin Robbisiga qaytishligi bilan Alloh taolo kechiruvchi ekanligini topar ekan. Qur'onda Alloh taoloni mana 99 ta ismi sifatida zikr qilingan bo'lsa, Rahmanur Rahim, G'ofurur Rahim, oyatlarda oxirida zikr qilingan mana shu Alloh taoloning ism sifatlari Qur'onda eng ko'p zikr qilingani qaysi desak, G'ofurur Rohim degan sifatini topamiz ekan. 56 marta mana shu G'ofurur Rohim sifati zikr qilingan. Hech qaysi ism sifati bunchalik ko'p zikr qilingan emas. Jannatga hech kim amal qilib kirishga kifoya qilmaydi, magar Alloh taolo o'zining rahmati bilan o'rab olgandagina kiramiz. Shuning uchun Parvardigorimiz G'ofurur Rohim ekanligini esdan chiqarmaylik va tavbada doimiy bo'laylik. Bugungi suhbatimizda biz Nuh alayhissalomning suhbatini gaplashamiz deb aytdik. Mana Idris alayhissalom Qobilning zurriyotini qirib tashladi. Yer yuzida faqat yaxshilar qoldi. Mana ba'zida shunday o'ylar kelib qoladi-da, agar yer yuzida yomon odamlar bo'lmasa nima bo'lardi ekan? Ertalab uyg'onsak hamma bir Allohdan qo'rqadigan taqvodor bo'lib qolsa qanaqa hayot bo'lardi ekan degan bir xayollar keladi. Agar shuni bo'lib qo'yganda ham iblisga Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha yashashlikka muhlat berdi. Ana shu yaxshi odamlarni ichidan yana yomonlarni chiqarib olgan ekan. Odam alayhissalomdan keyin Nuh alayhissalomgacha 1000 yil o'tgan.
Mana şu 1000 yıl içinde adamlar şirk getirmeyen Allah ki. Hamma tavsitte boyan. Kânen nasıl ummeten vahide dedi Allah Teala. Ha adam odur şey boyan. Başka mayda günahlar boyan. Lekin Allah Teala keçirmeydigen şirk günahı boyanmaz. Çünkü Allah Teala yaptı. Nuh Aleyhisselam geçen insanlarda hamması bitti ümmet. Tavsit ümmeti boyan dedi. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da insoniyat hayotiga shirk qanday kirib kelganligi haqida ma'lumotlar keladi. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, azza billah, va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna wattan va la suwa'an va la yahusa va yaruq va nasra. Ya'ni o'zingizlarga olihlar bo'lgan ut, suwa, yahus, yaruq va nasrada hargiz qo'yaveradi dedi Nuh alayhissalom davridagi podshoh. Bu kişiler kimler bugün? Bana şu ayetin ismetindeyken Vard, Suva, Yahuz, Yahuk ve Nasr. Bu kişiler Nuh Aleyhisselam'dan avval yaşayan salih kişiler isimleri bugün. Şirk kandekir bugün insanlar hayatı gel. Çünkü itibar vererek. Bu ana şu ismini zikretindeyken 5 tane insan özünün zamanasını zor avlamaları, salih kişiler bugün. Adamlar da Allah Teala'ya tarif kılıp davet kılıyor. Ve her bittesini özüne davet kıladırken cahil koyuyor. Yani var dediğin adam bana köçenin nargi başı da mesela kısa, davet kısa, yani bittesi ondan dolayı oldu. Bunlar bana şu 5 ile kişi özüne ömrünü yaşayıp tüke ötüp etkenlerden keyin iblis ana şu ular ötüp etkenden keyin ana şu 5 ile kişinin zamandaşları koyan kişilerde insan suratı da kezdi de ayet ki keliler. Bu adamları da isten çıkarmayalım. Bizni Allohga da'vat qilganlar. Ularda nomi yo'qimizdan chiqib ketmaslik uchun ana shular o'tirib bizga pan nasihat qilgan joylarda o'shularni nomi bilan atab qo'yaylik. Ya'ni palonchining toshi, palonchining daraxti, palonchining domi deb turib mana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 ta joyni nomlab qo'yishdi. Bu jin mana shu avlod, mana shu 5 ta kishini tanigan avlod. Tirik paytida bu joylarga ibodat qilinmadi. Chunki ular ana shu 5 ta kishi haqida ilmi bor edi. Kimligini bilishardi. Ibodat qilishmadi. Lekin ulardan keyingi kelgan avlod ilmdan, ma'lumotdan xabardor bo'lmay qolgandan keyin, ilmdan mahrum bo'lib qolgandan keyin iblis keldi-da, ana shu 5 ta kishining joylarida ular sayrlar qilishardi. Ayit bayramdan o'sha o'tkazishardi. Yoshida o'tirgan paytlarida ana shu kishilar qilgan panohlarni eslashib, ana shu joyda sayrgohlar paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi avlod nima qilmadi? Ibodat qilmadi u joylarda. Endi keyingi avlod kelganda iblis aytdiki, bilasizmi, ota-bobolaringlar bu yerga nimaga to'planar edi? Ular mana shu joylarga sig'inardi. Deb turib, mana shu 5 ta kishini ismi ular uchun olihalarning nomi yaralib qoldi. Yerda to'g'ri bo'lgan narsa shuki, İblis adamlarda buzuşluğunda tarlayan üslubunu görüyor. Sekinliği bile buzu yaptı adamlar. Özü adatta bu nesanı kuruştan göre buzuş asana boladı. Lakin İblis bile de buzuşluğunda sekinliği bile kılıyor. Birinci avad bile yakşı mamura kıskırıp namına ay kop verişiyor dedi. Razı buluştu. Keyengi avad kekiyende sabır kıptır derkenler. Keyengi avad ilimle bir haber bugenden keyen ular da sığındı tırkışadı. Üçünçün, biz atasımızdaki adamlarda Allah'ın dinine çakırırken payetimizde, adamdaki dinde tarif kılırken payetimizde, bana şu nesilden kulağı sağlayalım. İblis sekin sekinliği yolu buna buzuttu. Buzuşluk, Hazreti Yapız, o sonra burada kuruşlukten. Şimdi kuruşluk, kuruşlukta hareket kılırken adamlar şaşırmasını ileri gereği buladı. Hemen biz yanaşın maşinanın künüşleri buladı. Dinlemez mi? 8'de uzunluğu ben çoğulardı gelken tahtalı. 19'da gelen çoğulardı. 36'da gelen çoğulardı. Neme gücünü buluşun buladı. Neme gibi ikincisinden kısık ol yaptı. Neme gibi farkı var buladı. Çünkü bana şu külücüler tahtalı gelen gelken rezbelerde kuvvetliye karakteri belgelen geldi. İman geldik evet. Namaz geldik evet. Adam da 36 külücüden tahtı bulamıyordu. Çünkü onu şifrikasını geçirken. Şimdi demez mi? Sizki 19 külü çok bayan olsa o yani 8 o. Böyle gelme değil de. En son dörüsünü bu çüntürüşlüydü. Bundan o sonra onu bölmeyeyim ben elinde. Peki mi aslı olsun ki en namaz yekilip rezidası 6 boyun adamdı. Gerdi külçüden tatlı rekken adamları yormaz işimizde. Üzü oranıza gelir.
İblis buzuşuyla sekin sekinliği de kollattı mı, tuzakçılığıyla sızlanmadan sekinliği de kollaşmanız gerek. Resulullah Aleyhisselam'a hadislerde geldi. İnne hâdâ dîne matîn, fâvgul fîhî bir rizk dedi Resulullah Aleyhisselam. Bu din müstahkem, ağır din. Sekinliği bilen kiriler bunge dedi. Hadis ekeler eğer işitmeyen bu sek. İnnel mumbatta mâ avdan kata'a ve la zahran abhâ dedi hadis devamında. Otta tınırsız şaptır etki adam, ne manzuliyeti baradı, ne otta yıkaladı dedi. Maksat araşı optimini mazlı yetu alışıyı buladığıyan olsa ot çarçaya mazlı dam veriş gerek. Onu soğutuş gerek. Onu bir karalaşını kılış gerek. Keyin sefer devam et adı. Allah da Allah'ı ağır bugün, Allah da Allah'ı müstahken bugün bu dini de ot çarptıradığıyan olsa uzak kadar almayı kalanız. Bu dinde tabiatı, bu dinde ruhu şuramda kayacak. Sekin sekinlik. Demek insaniyet Nuh Aleyhisselam dağda geçe şirk keltirmeyen. Mayda günahlar bo'lmagan boshqa günahlar, lekin shirk keltirmagan. Iblis insoniyatni ichiga mana shunday uslub bilan shirk olib kirib keldi. Yuqoridagi oyatda sharhi mana shu bo'ladi. Nuh alayhissalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid, Allohni bitta degan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhissalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhissalom ulul azm minar rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. Beshta deyiladi ular. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nuh Aleyhisselam insaniyette ikinci atası, ikinci adam değildi. Nuh, İbn-i Lamid, İbn-i Muteşalih, İbn-i İdris. Yani İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'da babasını atası buluyordu. Bu kişiler yüzle birler yaşardılar. Nuh Aleyhisselam, min yıldan bana artarak ömür görgende rivayet kılınken. İmam Buhari zekeye hadis Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldılar. Adam bilen Nuh orası da 10 asır öttü. Yani Adam aleyhisselam bilen, vefatı bilen Nuh aleyhisselam da peygamber bulunduğu var göçe 1000 yıl öttü. Ve hamması tavhidde bugün. Bana şu 1000 yıl içinde insaniyet hamması İslam'da tavhiddeydi. Nuh aleyhisselam Allah'ın dinine adamları davet kılıçdığında en katta bir güçlü sarkıldı. Allah Teala bana Nuh suresine merhamet kıladı. Estaizu billah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min kabri en yetiyehum azabun alim. Elbette biz Nuh'unu özüne kavmige, ularge alamlandırıcı azab kevutuşu giden Allah agahantırısını da yubardıydı. Yani bir Nuh Aleyhisselam kıssası bir itibar veriyor canımız. Başka tarihler, kıssalar inşallah okuyunuz Allah adı kıssa. Köbra ulamaları şarkı, hadisler bilen kegen kıssalar. Lekin Nuh Aleyhisselam hakkı da fakat Kur'an'da o ayetlerle kegen. Yani hadis elçilikle hacet kana yaptı. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, bu kıssanı bir uluğu giden Kur'an'da cüdü köp oranında o ayetlerle nazil kegen buldu. Bu kişi kavmını davet kıldı. Ey kavmım, ben sizlerge açık agahlantırmışım ben. Allah Teala ki ibadet kılıyorlar, ondan takva kılıyorlar ve itaat kılıyorlar. Sizlerde günahlarıyla da keçirerdi. Ve sizlerde malum bir acelge yakın keşiktirip durardı. Elbette Allah Teala acele kegen payette hiç kim bunu kaytar işte ki hazır bomiydi eğer bilseyler. 950 yıl davet kıldı Nuh Aleyhisselam'ın özünü kavmına. Kim 50 yıl ömür görmeye ötük ediyor? 950 yıl. Ertayı keç, bitirden hemşe davet kıldı, yapası yan davet kıldı, pişirden davet kıldı, aşkarıya bakırdan davet kıldı. Lekin bu adlı Allah Teala kalbine hidayet kılmasa 950 yıl peygamber koşunusu buldurup La ilahe illallah diyemezse ölüp geçen insanlar bu oldu. Bana Rabbisi yıkıgen şikayeti de Nuh Aleyhisselam aytadı. Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yezidukum duayi illa firara. Parvardigara men kavmimi leylen ahar kündüzü yan keçerse yan davet kıldım. Menin ularge bugün davetim menden fakat koşunluğe sevap oldu. Kaçanı ki men ularge davet kıyken paytımda darmaklarını kulaklarına tıkvalıştı. Ve köyleyleri bilen etekilerden yüzlerini tosuştu ve kibir kılıştı. Sonra ben ulan aşkına davet kıldım. Sonra ben ulan ki mahvi davet kıldım, sırrı davet kıldım. Ettim ki Rabbiler ki istiğfar ettiler. Elbette Allah da Allah. Tavbaladı kabul kılışı bu genzal. Siz bilen bizi Allah da Allah La ilahe illallah degen nimette şimdi hediye kılıbı verip koydu. Kimimiz hoşumuz peygamber? Kimimiz peygamber zamanı da şey yaptınız? Allah Teala siz bilen bizlere verilen en katta nimeti bu. La ilahe illallah degen nimet. Bunu kadir getirmeye yapız.
Farak bilin, 950 yıl davet digende, en köpü 80 adam iman getirgen eken. En hazırlattı 10 adam iman getirgen eken. 100 yıl gepiteden doğru geliyor. Bunu ne de gene? Allah haklagen, bandasili iman degen nimeti vererken. Maşir oturgen yaratı alışı nimeti verirdi mi? Maşir biz yurtumuzda yaşayken, kelime görürlerken iman nimetini verirdi mi? Balatalar kesten merhameti bolar. Nuh Aleyhisselam kavmini davat kıldı. Ve bu daveti fakat Allah'a itaat kısaylar, ahirette mükafat davası vermez. İslam dini ve aydınlığa hükümlerine amel kılınan olsa, onu semerası şu dünya hayatından verilirdi. Ama kuyudaki ayet bu yakal hüccet olardı. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben kavmine ettim. Sizler Rabbilerden günahları keçirişini soruyorlar. Allah günahı keçirişi bugün zor. İstihbar etkence Allah-u Teala 5 tane sana vardı kılır. Dikkat kılıyorduk. Yani biz etken Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber diyeklerimizde ahirette olanı zahirdi. Peki dünyayı hayatımızdan kandilir bir faydası var mı? Bugün sabah olsa kulak saptırıyorduk. Gürsiniz sema aleykum midrara ve yumzidkum biyanvani ve banin ve yecellekum cennetin ve yecellekum anhara. Sizler istiğfar etseyler diye sordu Nuh Aleyhisselam. İtibar da öyle ki, bana şu ticaretimizde, bağırağımızda, bağırçakamızda, bağlı dünyamızda kanaka tasarı var buna. Eğer biz Kur'an'da her bitti ayetini hakkıda kabul kıyamız, iman getirdiğimiz bunca. Eğer şu davamız olsun olsa, kalbimizde şak olmasın, kulak saptırıyorduk. İstiğfar etken bandasıya Allah da Allah. İstiğfar etseler, üstlerine yamğırlı bulutu yönetemem miyim? Ve sizlerde malı dünya bilen, dolaşı kadına kuvvetlendiremen. Ve sizlerde anharları ileride toldurup su bulan akızemen, boğur ağlar veremen de. İtibar verin, yağmur yoksa yurt yüzüde, dolaşı kadına pul bulsa, boğur ağ zor bulsa, daryada tolu su baksa, neme gereği yine? Neme gereği bitti insanca? İnsanı soruyken aslında şu, balam çakında yürüp kız mı? Bu belirleyecek 5 denemek bir kitap arada tüketi yaptı. Biz şuna sana kuvvetler yürüp, İbadet ibadet kılıyor, keçeni künge ulat, ibadet kılıyor, mehnet kılıyor, ticaretle. Lekin istihbarlı koyup koyarız bir çekeye. Biz 10 saat işlemekten, 8 saat işlemekten bir yarım saat astagfirullah'a koyalım da Allah sonra verip koyarız bir yakınca. Eğer nasıl bu nakıbıdan yaklaşık izlep getirdiğin olsa. Hadisler bekledi, kim istihbarlı özge lazım tutsa biz Allah'ta Allah. Allah dedi, tarlıydan keynliki çıkaradı ve müşkülünü asan kıladı ve kütümegen cevabı rızkını verip koyardı dedi. Bizi etikadımız kanı bunun üstüde. İstihbarda tınırsızlığa görüşün. İstihbar değil mi? Estağfirullah ve atubu ile. Estağfirullah kıyınmaz. Kıyınmaz. Biz 100 metre estağfurullah da koyana göre 2 saat sonra götürüyoruz maşinamızda. Doğru mu? Çünkü o şekilde çıkanımızda bizde nam var. Bu kelimene ait otursa bizde nam yok. Biz kelimene ait koyturup kolumuzu sakınına tutuyor. Allah Allah beri orada. Peki niye asıl olsun ki biz bana şu maddi terbiye aslında bir taslanıp koyduğumuz için tevabına Allah'ımız uzunu koyuyor. Sılar istihbar ettiğiyle Allah sılar üstüyle bir yongur verirdi. Sılar da malı dünya buna, malı çakımına kuvvetlendirirdi. Sılar ki doğrularlardı verirdi ve sılar ki anharlardı verirdi. Demek ikintikini burada ne makılış gereken? İstihbar açı gereken. Balan çakam deyken ona ne makılış gereken? İstihbar açı gereken. Şuna ben on kulağa kulağa, son kulağa işit olaylık, yazı olaylık. Özümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avali ahri günahları keçirgen kişi künüge 100 metreden 70 metreden istiğfar etken bir oturgen de. O günahları keçirgen kişi. Ha bizde Allah sallallahu aleyhi ve sellem günahını keçirişi giden taşları 5 tanesi vermen de mi yaptı mı? Kendin de istiğfar etken. Bir arada istiğfar etken. O şey vaktilerde Nuh Aleyhisselam'da davrada bir kafir padişah yaşayan. O kafir padişah Nuh Aleyhisselam'dan hiç kimi gebleşmezlikke tarif kıyamadı. Allah da Allah'a şikayet kıyamadı Nuh Aleyhisselam. Kala Nuhu Rabbi innehum asavni vettebehu men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara ve makaru makran kubra. Parvazigara, onlar menge asib oldu kavmin. Ve onların malı dünyasını, barış akasını ziyade kimidiyen yitap kılıçtı. Ve menge karşı makasıyla kılıçtı. Makaru ve makar Allah ve Allahu hayrul makirin. Bunlara makir kıldıydı Allah-u Teala. Bize makir kıldıydı. Makirdeyin yasını Allah kılar dedi.
innahum yakiduna kayda va akidu kayda fa mahilul kafirina mahilhum ruwayda. Ana shu kafir podshoh o'zini qavmiga hukm chiqardi. La tazarunna va la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va rasuan. Ana shu 5 ta olohilarni qo'ymanglar. Nuhga quloq solmanglar, sizlar ana shu butlarga ibodat qilinglar. Podshoh tomonidan shirkka buyurildi. Nuh aleyhisselamın makyazı yana şu 10 yoki 80 kişinin muzamı aksariyeti kambağal beçoğlu nazıvan kişiler idi. Yani adatta peygamberler iki mörü makyatırken. Kanlı kusakatı adamlarca o kudak kere adamı kendi nezere de. Çünkü hem yazını makyatı yaptı, pulu bile halkı yaptı, tanışılışından analıbını halkı oraya buradı. Adatta Allah'ınca muhtaçlığı var adamlar. İman kertirgen eken. Nuh aleyhisselamın aksariyeti iman kertirgenler kambağal beçoğlar buladı. Şunda acayip bir şart koyardı bu paşa. Aytadı ki, mali biz hızlıyorduk, davat kılışı ki ruhsatan berarız. Sen bilen yaklaşık oturarız da, bektirin seni imanım keltirarız. Fakat bitti şartımız var. Ana şu atrafındaki kendakal kalangı kasan kişilerdi, nara kılasan. Ular hor, biz azızmız. Ular paz, biz balatmızdır. Ular da Nuh Aleyhisselam'da oldan haydaşlıkke takilif kıldı. Yani dünyada hamma özünü başkadan üstün götürürlerdi. Şimdi olmaz mı? Hamamız içimizde şeytan bağ mı? Ben senden boyum uzun değil mi sen kendine? Ben senden pulum kök değil mi? Ben senden küçülüyüm ben, ben senden çıralıyım ben değil mi? Elbette karşılığı mersanız buna başkaladan özümüzü makinamız üstün götürürlerdi. Lakin insanda azizliği bu dünya matası bulan halidir şekil bulan bilgilenmiydi. Allah Teala bunu dedi Kur'an'da. İnne akramakum indellahi atkakum. Allah'ta huzurda silahı hürmeti balakrağıyla bu Allah'tan köpürak korkan takva doğrularıyla dedi. Bu dünyada hemen özge verirken bahası balak. Hiç kim özge takva haberiydi. Elbette o yakışı başkalarda. Dedi o nakta Allah Teala bilgilesin eken. İnsanda narkı buna buna bilgilerini yaptı. Bizden şu ölçer işleri mi? Biz özümüzden şimdi pul kamerayı adamı görsek, mevsim olarak görüşemiz. Bizden olarak kini peyi adamı görsek, ben de kurmadan cevap koymayımız. Koyun ki anışı taşkı kömüşe karattırır, biz boha veremiz insanlar gel. Bu anışı yüzdeki boha verişlik. Allah saklasın. Hala kimi, narkı neç pulligini, Allah subahana havata havata aldı gibi argen de, tarazıyı koygen de ölçen erken. Onun gece hem özgü boha veri olalı. Kesinler, Allah bu dikte yararken, mahluk özgü boha veri olur. Ne oldu ahire? Kimi de o? Şeytan mıydı? Ana hayrın minhü. Ben ondan yakışımdan doğduğuma doldu. Seni ondan yakışılığını Allah etsin. Şimdi öyle mi? Biz için bizi azizliğimizi, bizi azizmezliğimizi Allah da Allah'a ölçü olarak satırı bilemiz de kendimizi. Estağfirullah. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ عَرَاضِينَ بَعْضِيَ الرَّيْهِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُرُّكُمْ كَذِب۪ينَ Ana şu özünün kavmini malaları. Mala da yani bu bızıtır görüyen de özünün kavmini katakanları da yani. Özünün kavmini şu nokta kavmiden boyan malalar kafir boyan malalar. Açtı ki sılarda bizim üstümüzden hiç kanaka bir aşçı cahiler yoğurluğunu körü yapmaz. Enuh sen bizge hoşgen bitti adamsan. Ve senge ergeçgenlerden içimizdeki en pas, razil boyan, hiç kanka bir avazge ege bulmayan kişiler eken. Seni belki yorgancı da bir mantılamız bizde işte. Nuh Aleyhisselam'a cevap verdi. E kavm, eğer Allah da Allah menge özünü hüccatı bilen, risalatı bilen, menge peygamberlik degen nimetini bilgen bulsa, ve sizlerce bu nasıl körsatılmayan bulsa, ve men sizlerde haklamayken imanı mecbur kılalıyım anla. Bu degeni hidayet Allah'ı koru deyken. Bu peygamber münce mucize körsatken deyem Allah vermezse hiç kim iman kestiremezseken. Ve mesela 950 yıl koşulisi peygamber olaydı bir de kelimene ayta mıydı mı? Kelime açın hususu da. Abu Cahil'e Abu Lahab'e bana ayet nasip oldu. Estağfirullah tabbet yada abi ile habim ve tabdı. Ha? Abu Lahab'ı korusunsun, kurusun ve surafı geçer. Bana Muhammed'de yalan çıkılışı iki bizge imkan doldu dedi kafir, Mekke müşriyleri.
Abu Lahab kekeli başladı ki, sen hiç katına iman keltirmişsen eken. Ki, Muhammed yalancı kalanız. Ana şu ayetteken kalimatını kaydarıp koy, Muhammed yalancı bulan dedi. Harken kurulmaktan, ana şu la ilahe illallah deken kelime kim adı seninle. Onun için böyle adı. Biz ki asanlı imanlarımızdan çıkarıp olayken kim? Bizim işi koydu bu kelimeni ayet için. Allah sağlığı bizi hadiye kıldı. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet kılıyor artık. Kadir geçmemiz gerekmez sen. Ey kavm, ben sizlerden bu kulak yetişim için acır soramayım ben. Benim işime acırı Rabbil Alemin'in zimmesi de. Ve ben, menge iman getirgen kişilerde özünden narkalı haydamayım ben. Elbette onlar tarladı yoru yolu koşudur. Velakin ben sizlerde cahil kavmda kendini gidip görüyorum ben. Ey kavm, eğer men ularda özünden narkısam, Allah'tan bir musibet kese kim benden bu narsadan saklat kaladı? Akıl, isletme olmayı sizler mi? Ve ben aydınım ben dinim aleyhisselam. Benim kolumda Osmanlı'da hazineler, Allah'ta hazineleri var. Ve gayreti bulamadım aydınım ben. Ben farişte hem yemez mi? Ve sizler, paske olup tokatmayken insanlardı. Ben özümden narkı diyken kişilerdi. Allah sağlık özüm yaşını giden mahrum kıladır. Ayet olmayayım ben. Şu hıvardan ki kavm ayetti ki kalu ya Nuh kal cedeltene faksarda cidelene. Ey Nuh de köpürtü var diyeyim bu talaş tartışlayayım. فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُونَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِ Eğer rast peygamber olsaydın, rast bizi bu azap gelişinden bizi korktu etken olsaydın, getir şu balayını. Allah'ta peygamberi açık mı oldu mu? Çakırın bu, biz bu oldu mu? قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهِ اِنْشَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ Allah haklasa, yubaladı bu baladı. Ve sizler bu nesan tutup kalanmışsınlar. Bana şu hıvardan ki, İman getirirkenler de sonu tohtap kaldı. Ana şu 10 tane dili yaptı ki 80 tane dili yaptı burası adam iman getirmeye koydu. Bu ötken avlat kendi kelekken avladı burun yüzünden fucurda fıskıda katta olarak olurdu. Burun yüzünden rahsız olarak gel olurdu. Şimdi Allah subhanahu ve ta'ala tamamdan Nuh aleyhisselam'a tohtayın da gelmiyoruz geldi. Zayıflığından, küçük yetmeye koyanıdan, çidemeye koyanıdan daveti tohtatıp koyanıyor mu aleyhisselam? Belki Allah da Allah tamamen vahiy bile tohtatıldı. Estağfirullah. Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen felâ tebteiz bima kânu yef'alûn. Hud suresi. Ve Nuh'ke vahiy kılındı. Elbette sizi kavminizden bugün geçin iman keltirgenlerden başka hiç kim iman keltirmeydi ve ulat kılıyken işten nâmin bumi. Allah'a hamd sana olsun. Ana şu ayet düşükken vakitte kafirlerle yaşayanlardan hak koymadı bizi Allah. Çünkü o şu devir geçe iman keltirip o gene iman keltirdi. O gene Allah da Allah pişti de yaptı. Hiç kim iman keltirmeydi. Davası tohtat orayın dedi Allah da Allah. 950 yıl davakını 10 tane iman keltir yaptı. Gözümüzü katta açıyorduk. Bizi Allah katta nasanı veriyor. Nuh Aleyhisselam davası tohtattı. Kavmaya duayı baktığında. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقال مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ulardan ilgari Nuh kavmi bizi bandamızı yalancıya çıkardı ve açtı ki mecnun deyişti. Şimdi Nuh aleyhisselam duayı bakıldı. Parvardigara elbette ben mağlup oldum sözü yardan ver. Her bitti peygamberge icabat buluşu anık boyun bittiden dua verilgene. Nuh Aleyhisselam ana şu duasını bana şu cahide kıldı. Ve mağlup oldum, özün yardan verdi. Şimdi yeryüzü de Müslüman bulmayan burada olan bir tırı kalışı mümkünmez. Çünkü Allah da oladı, vaadası bol yaptı bir yerde. Nuh Aleyhisselam ana şu Nuh surası da Allah da ola getirdi, cahiladı. Nuh aitti, Parvardigora albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularni mol dunyo bolachasini ziyoda millionga itoat qilishdi va makr qilishdi va ana shu olihalaringizda ularni Suva, Yag'us, Yavuq va Nasrlarni qo'ymaydi ishdi va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'rtirildilar va jahannamga ravona bo'ldilar. Qala Nuh robbi la tadar alal arzi minal kafirin dayyara.
Allah Teala'ya nida kıldı, Parvatkar yeryüzünde kafirlerden bir atasını koymayın. Ha o bende hiç kim iman getirir miydi? Nuh Aleyhisselam nimaga duo qilyapti? Ana shu iman getirgen az güne taifanı hem ular adashtirishmasligi uchun Allah Teala'dan ular da halal kılıçlığını soradı. Allah Teala bana şu duasızdan ki Nuh Aleyhisselam'a kime kuruşluydu buyurdu. Ve vahayna ileyhi en isna'il fulke bi ayunina ve vahyina. Biz Nuh'ga vahiy kıldık. Fulk yasin, fulk bana şu katta kime bizi vahiyimiz bilen, bizi kursatmamız bilen. Akala Nuh Aleyhisselam birazlar boyanmaz akala. Bu kadın kemanı kurvardır. Allah Teala diyor da ben özümü öğretip göremem diye kanal bir kelime kuruşuna diyor. Cebrail Aleyhisselam gelip bu yerini bende ararın, bu yerini bende mıhlayın, bu yerini bende randelayın da Cebrail Aleyhisselam gelip öğretip durdu. Kelimenin uzunluğu 1 kilometreden uzun aldı ileridekiler, ruvayetlerde. Hazır gününde 1 kilometrelik kelime fakat temirden buluşu mümkün. Hatta hazır gününde geçtiğinde bir teknoloji ulaşılırken davetim, yavaştan 1 kilometrelik kelimeni bilmedim ben de. Yasaş mümkün müken. Lekin o şu davrada durabgarlığından haberi bulmayan Nuh Aleyhisselam 1 kilometrelik kemanı yasadı yavaştan. Sebep Allah Teala özü örgatıp durdu. Değil mi Allah Teala örgatsa bilmeyen adamın bunun için olarak. Revazlarına göre Nuh Aleyhisselam kemanı 100 yılda kurup tükettir. Tağda ağzında yaşayanı için darak gör bulmayan. Darak da etkenken bir adamı sıkıntı darak bir şey getirirken kesip at gelip koşu işlete uğrayan. 100 yılda kurdu kemanı. Hani kime kuruş 100 yıl vakit ediyordu. Biz özü 50-60 yıl ömrümüzde dünyada bu koramanda tıpırçılı yaptık. Bu devamımızda rengini zaman yakalar, mol yakalar 22 metreden boya yaptık. Kemanı tağdık bir yokurdu. Nuh Aleyhisselam. Estağfirullah. Vakna el fulke bi a'yunina ve vahyina ve la tuhatibna fillezine zalamu innehum murahun. Bizni vahiyimiz bilan, bizi ko'rsatmamiz bilan kemani quring va zolim bo'lgan kimsalar haqida menga xitob qilmang, albatta ular cho'ktiriladilar dedi Alloh taolo. Hukm chiqdi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, "Ey Nuh, ular haqiga duo ham qilmang, ularga istig'for ham aytmang, tamom, ular endi halok bo'ldi." Nuh Aleyhisselam mana aytdik, da'vatni qo'ydida, endi nimani boshladi? Ya'ni ömrünün bir kısmı da Allah Teala'nın bir de buyruğu oldu. Kavmimizi davet kılayım dedi. Şu davette 950 yıl durdu. Yani tohtatın kemaya yasayın dedi. Davet şimdi tohtatın hemen gördü. Hadislerde geldi. Nuh kavmi gelip Nuh Aleyhisselam'ı maskara kıldı. Ya Nuh sultana caran ba'den kunta nabiyya. E Nuh peygamber boyanından ki yani durup durup kaldıyım. Yani seni cinliliğin inşanmasıydık, endi cinliliğin inşanlık. Çünkü kemanı tağdüsüge kurasan mı? Estağfirullah. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَتْ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ Kemanı yasarken Nuh Aleyhisselam, her sefer ana şu kavmini maraları ötken fayette onu maskara kılıçtı. Nuh Aleyhisselam ayette, قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ Bugün sular külüyorsularını, biz hem sular üstülerden külümüz ertek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bana sahih hadislerde geladı, İbn Abbas'ın rivayetinden gelen kemanın sıfat hakkıda. Subhanallah şu kemanı var iken hazır yukarıda. Kulağımız getir açıldı, şu kemanı var hazır. Çünkü Firavun'da cesadı türüp de muzeyde وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آيَةً فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرْ دِيَتَ اللّٰهُ Ben hani şu kemanı mucize kılıp, ayet kılıp kaldırıp koydum. Fikir yutadığım var mı diyeti Allah'ta Allah. İtibar veriyorum, Firavun çökken mahallede u bilan birga qancha armiyasi cho'kdi, qancha temir ot yog'ochi aravasi cho'kdi. Nimaga hammasi chirib yo'q bo'lib ketdi shuncha ming yil ichida? Nimaga Nuh mana Fir'avnda jasadi qoldi? Ayyom mana najika bi badanika likad takuna liman khalfaka aya dedi Alloh taolo. Bugun dedi, iymon keltirdi Fir'avn. Islomiy boshlardi. Cho'kayotgan paytda Musoni, Banu Isroilni robbisi iymon keltirdi, musulmonman dedi ham kalimani ham aytib oldi. Lekin Alloh qabul qildimi? Ba'zi o'tadi-yu. Bazı bir dinden bir düşünce boyun adamlar, demek ömrünün ahirde la ilahe illallah de olsa cennet yekil orayken, demek şu kelime açıken gelmesi, şu ölürken de ayet olsan buradayken mesajen ekeler. Hatta ayet arttığı zaman Allah derse, lakin kabul kılar mı ki Allah? Firavun şu kelime ayetken, iman getirdin diyen,
Hadislerde gelirdi, Cebrail aleyhisselam şu kelimeyi derken de ağzına su durup durdun dedi. Firavun'a bugün nefretinden. Sebep, şu kelimeyi ahirete ayet vermezsin, ayet olsa Allah keçir vermezsin deken, nefretinden su durup durdun dedi. Ayet diyen, lakin Allah kabul buldu mu? Allah'a da vermezken, orada ne kimin yönetti, Firavun'da cesadı muzeyde durdu. Nuh aleyhisselam'ı kurgan kelimesi var hazır ki. Şimdi video filmler var iken, Türkiye'nin tağıda duradı bu kelime. Yani şu bir ticaretler, şu yüklerce baradığı adamlar bozuk bir suçlu göresiler. Kelimenin sıfatı. Nuh, dedi Resulullah Aleyhisselam, kelimenin boğduğu tağı üstünde yesedi. Kelime kütkenden ki, tufan sadır boğdu. Kelimenin uzunluğu gibi Resulullah Aleyhisselam, babam Nuh zirası da, çıkanak ölçü aldı, 300 ziraydı. Yani Nuh Aleyhisselam anlaşı 60 metre, 50 metre adam tasarrufu geldiğimizde tahminen 1 kilometreden aşırı alıyor kemanın uzunluğu. Yağaç kemanın uzunluğu gelkeler. Yine 50 zira. Uzunluğu 30 zira diyor. Keman 3 tabakadan ibaret edilir. Resulullah Aleyhisselam tarifler sizler. Kemanın üstü kutlu top sinyali yapıyor. Çünkü Osmanlı'dan suçluğu var oldu. Çünkü Allah da Allah örgü etti bu kemanı. Herkese prayetini kim örgü etti? Allah örgü etti. Kim ustası bıktırdı bu Nuh Aleyhisselam'da? Cebrail Aleyhisselam. Her bitti tabakasını Allah'ı değişik ibarıdır. Bu kemi az günde mavcud. وَلَفَتْ تَرَكْنَاهَ اَيَةً فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Ana şu kemanı sileye mucize kılıp kaldırıp koydum. Kemi var hazır. Fikir yurtadırken var mı da Allah soruyor. Hazır fikir, maşmara şey yokken, 20. asırda ağırlıkla bana şu kemen tapışken. Yukarıda zikir kılınken sıfatlar geçiyor. Peygamberimizin hak peygamberliği görün ki, peygamberimizin erken de sıfatlar verirken şu kemen. Ana yani şu dokumentani filmini alın yenirken. Tufan sadır bu. Allah da Allah, tufan başlanışından Allah, Nuh Aleyhisselam'da bir alamet göstericiliğine etti. Yani Nuh, ana şu alamatı köygen paytizde, barca mumunlarda ve hayvanlardan, yeryüzü yaşadığı hayvanlardan bir cüb bir cüftünü kemiğe yap çıkayım da büyürüdü. Alamat şu dedi ki, tam buradan su çıkış gerekir. Tam burada yani bazı ulamalar bu yerde atılıp çıkardı yani su da nazar tutgenekken, lakin rivayette razı hırağı bu, ana şu biz ne yapalıyken tandır. Tandır otta cahı, öyle de su bulmuydu. Lakin Allah da Allah alamat kılıp, tandırdan su çıkıp oladı dedi. Kemanı yüzü koygen, ana şu alamatı kütüp, künlerde burada Nuh Aleyhisselam, ana şu tandırıya doğru karasa, tandırda su fayda bulmuyken oladı. Şimdi üç fark geçe iman getirmeye gelmedi, halıya olay olsun. Çünkü ana şu ahirge lahzeleri, ahirge saatleri hayatında yaşayacakken. Hatta ıza jaa amruna ve faret tanuru thumma hamil fiha li kulli zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qachonki bizi buyrug'imiz kelgan paytda va tanurdan suv chiqqan paytda aytdik, har bitta hayvondan bir juft bir juftdan oling, oilangizni oling va iymon keltirganlarni oling. U kishi iymon keltirganlarni soni juda ozchiligida deydi. Mana deyapmiz, 10 kishi deylar ekan, eng ko'p rivoyat 80 kishi deylar ekan. 80 kishi bo'lganda ham akalar, 100 yiliga 10 ta odam iymon keltirganda nechta odam bo'lish kerak edi. Lekin Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga berar ekan iymon. Nuh Aleyhisselam ana şu alamatı körgende mumunlarını yıktı da kemeye abardı. Şimdi nema mumun akaliyeti bir adam. Hayvanlar yıkılıp geliş gerek. Hayadan hayvan ıslayı verdi bir cümbür cümbür. Alamat yapı aldı. Kemen aldı ki mumunlarını yıkılıp bargende Subhanallah. Yeryüzüde mevcut bulgen hayvanlardan hamastan bir cümbür cümbürden türerdi. Görüyor ki Nuh Aleyhisselam çıkışlıkta ruhsat kuruyendik. Ana şu ki yoldaşı aldı türerdi. Ve şu tarımda aldı türkü türerdi iken bir yetişmezdi de. Bunları kim canladı? Allah canladı. Nuh Aleyhisselam hayvanları da cahalaştırdı ve adamları da cahalaştırdı. Şunda Allah da Allah tamamından buyruk geldi. فَفَتَحْنَا عَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ Osman'dan yağmur yağdırdı demeyordu Allah. Osman eşiklerini açı vardı dedi. O tamçılar yağmadı. Eşiklerini açı vardı dedi. Su kanakı düşerdi içkereye. Bana şu ne surete su düştü. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرِهِ قَدْ خُدِرْ
Ve yerde bulaklardan patlak bildiydi. Yerden atılıp çıktı bulaklar. Bunlar pülpüller çıkmadı, atılıp çıktı. Ve osmandan çıkan su, yerden çıkan su Allah takdir kıyan cadı küreşti. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَخْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ فَحَقِيقَةً نُوح bizge dua kıldı, bana kadar çıralı icabet oldu. Biz ona ve ailesine büyük bir azaptan, meşakkatten saklap kaldık. Ve Nuh'un zürriyatını devamı yaşayacaklardan kıldık. Kemede çıkanlardı fakat Nuh Aleyhisselam'da oğulları köpeği işgeneken. Koyanlarda Allah da Allah, Sersente'den dediğim bu sek, Sersente, Nuh Aleyhisselam'da babadan koyanları bir atası tutup köpeğine geneken. Üçüncü adam Aleyhisselam'dan çeyengi ikinci adam kim değildi? Nuh Aleyhisselam değil, ikinci adam değildi. Allah da Allah bana suru sıfatlar ayetleri Kur'an'da, başka ayetlerde اِنَّا لَمَّا تَغَلْنَاهُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ Elbette su haddinden aşken payıttı, sıladan aşı cari kemede köterdik. لِنَجْعَلَهَ لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعَيَّهَا اُذُنُوا وَعِيَةً Su hadden taşkarı ziyade oldu. Bana Ruvayda Bekir'e yer üstteki en balantal çokkısından 15 metre köterilgen. Yani şu 6600 metre midir? Öşünden 15 metre kötarıldı. Yani bu ben şunu düşünsene burada yeryüzüde yer canavarlardan bu haftası tarih koyanmaz. Tafsirlerde geladı. Yani şu su haddan aşıp ziyalara çıkayan payıttı adamlar toka harap açadı. Toka harap açken de su kötarıp geliyor orada. Ayarlar evinizini bağlarını kolda kötarıp duradı ben şimdi yakalım. Su boğaz ikiyen de yani şu kötarıp duruyan burasının ayarını takıp üstüne çıkışken eken. Can saklaştığı için. Lekin فَلَا تُخَاطِبْنِ فِي اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ dedi Allah. Zalim olan kimseler hakkında hitap kılmayın ya bunlar Hamas çöküp getirdi dedi. Ana şu yaş görgen babasını ayağına tarafa koyup çıkanken ki şayet tutu o tapkası ana şu tümçukun su üstü hakkası deyken. Ümit bile. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ Hud surası Allah dedi, bu kelime tağdik mavç, tağdik tolkunlarda ortasında suzu görürüz dedi. Suda ettik bana, kelimenin üstünde yokluğunu yine. Her kaça su basın, köy müydü yankılı besel gene de. فَاِذَا اَسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ey Nuh siz ve siz bilen buraya boyayan kişiler kemege çıkan ileride aydiler bizlerini zalim boyayan kavimden kutkargen Allah ki hamdü sana olsun. Yani kim sakladı bunlardı bu kavimden? Allah sakladı. Özler işine sakılamazdı. Demin mu'minler özünü pulüge, özünü kuvveti yemez. Rabbisi gibi boyayan tavakkülüge, Rabbisi gibi boyayan imanı yesiyen iş gerek. Çünkü bundan aşırı mu'minde kuralı bulmuş. İman buladı Müslümanın asası kuvveti. وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ مَشْهُرْ دُوَى Ve ayetin ey Nuh, parvadigara, elbette bizlerinin mübarek olan manzilini düşürken, elbette senin şükürçülerine iyi yaksın. Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'da ailesini sakalat kalıştıydı Nuh Aleyhisselam'a vaada vergen idi. Ben ettik Nuh Aleyhisselam'ın ailesini Allah sakalaştığını vaada vergen idi. Lekin ana şu oğullardan bir tanesi kafir oğlu vardı, kemeye çıkma genedi. Şunda Nuh Aleyhisselam oğlu gene de akıllı. وَنَادَ نُوْهُ بُنَا وَكَانَ فِي مَعْضَنِ يَا بُنَا يَرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ Ey Nuh, biz buna kemeye çıkın, kafirlerden birine buna gene dedi. Dolası etti, قَالَ سَعَوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِيمُنُ مِنَ الْمَعْرِ Takka çıkalım ben dedi. Sudan beni saklap kaladı dedi. Allah'ı balas kegen bosa, bizi herkançı tanışımız bulsun, herkançı pulumuz bulsun, herkançı kuvvetimiz bulsun, bunu aldı da hiç nersemez. Allah tamamen bala kese, rivayetlerde İbrahim Aleyhisselam zamanında işte namurut döken taşı aldı, bunu bir de paşa kirip getirken. Şu öldürken eken onu. Yani özünü zamanında mutlaka paşası köpte boyan eken. Namurut, Zulkarneyn, Firavun ve Buhtun Nasr döken adam boyan eken tarif. Şu köpte adam, özünü zamanında yaşayan adamlarda mutlaka özünü kolası gibi birleştiriyor eken. Mutlaka aşağı boyan.
Şundan bittesi Namrud'tu. Osman gene ayrıca değil İbrahim'le Rabbisini öldüremem dedi. Şunu kadar davalı bugün, ilahlıydı davası bugün, paşalı bunu yedik de peşe çivinkini öldürüp koydu. Yani herkese, bizi yiyken aşımızı bir dana gürücü, biz için davalı oluşu mümkün. Peki bir kodla biçerken, canımızı rahat barışırken çayımız, bizge zahar oluşu mümkün. Meneşe düşünün, tosu koyduk pişti ola. Çünkü insan özünü, kimliğini tanısa, Rabbisini tanıydı. Çünkü bir aciz, zayıf, matavan bendelerimiz. Allah sallallahu bizge bir düşünün, özünün kelamını. قَالَ لَا عَصِيمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمٌ Nuh Aleyhisselam ayette Allah'tu babasından, Allah saklayan adamlardan taşkarı hiç kaysa saklanamaydı dedi. Şunu kapıştırıyan da وَهَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَنَ مِنَ الْمَوْرَحِ Şunu katta bir tolkun geldi de yuvup gitti. Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'da farzatlarını, ailesini saklayıp alıştırmak geldi. Şunda istifsa kıldı. Sonra Rabbisi'den. وَنَادَ نُوْهُ رَبَّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِذْنِي مِنْ اَحْلِي وَاِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَكِمِينَ Parvazgara, oğlum beni ailemde miydi? O beni oğlum muydu? Sen ailemini sakla veremen degen miydin? Senin vaadin hakkıdı. Hikmet egesi özüysen dedi. Yani nemege çöküp gitti de ne yaptı? İtibar mıydı? Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'a bana şu oğlunu keyingi yaşayırken insanlar gibi ibret kıldı. İnnehu amalun gayri salih. O salih amelmez dedi. Yani no, salih amelde kılmadı, günah amelde kılmadı ne yaptı? O babanın özü salih amelmez dedi. Yani insan ibadet kılmadı, Allah da bana gitti milyon olsa o salih amel kılmadı mı? O şu adam salih amel buluyor kadar. وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sizde ilim bulmayana sakın benden soramayın dedi. اِنِّي عَيْدُكَ اَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ Cahillerden boş şeyden özümden bana sorayım ben dedi. Nuh şu oğlunda oğul hakkında soradı, tavba kıldı. Lekir başka hiç kaçan olsaydı bulmadı. Demek, ata bulan balın ortasındaki alakı üzüldü. Eğer etikad ortasında, etikad bulabiliyormuş ortada farkı. Bu balası kafirinde tarlayan olsa, atası Müslüman bulabiliyormuş olsa bu alakı üzüldü. Şimdi, mühür, millet ile birgesi bulduruyor. La ilahe illallah diyen kelime etken olsa, ata buradan göre, kafir ata buradan göre, yakır o buradan. Hacge varken bura bağlamız buna tanesi, kürgensinler. Yan başta kop para ne gelir? Matemada bir Evropalı, madde bir Türk, mühür adam, lakin la ilahe illallah diyenlik için, uzun kalbizde yakın duralım. Şimdi demez mi? Demek, akide alakası, kondaşlık alakasıyla üstün duralım. Eğer kondaşlık alakası, bir uyandı, bir uyandı tavla ediyor olmasa. Dünya su aslında kaldı. Hayvanlar, adamlar, bahçe kalak oldu. Fakat su hayvanları getiriyor kaldı. Yerde hama kısmını çöktü mü? Hama kısmını çöktü. Çünkü Allah da Allah hücret, hama yeryüzünde yaşadığı hayvanlar bir cüften aldı dedi. Demek başka yerlerden çöküşlüğü işaretli. Kemi suda üstüde, dengizdeki tolkunlarda içinde 6 ay kap geçti bu adam. 6 ay. İbn Abbas'ın bakımladı. Muharram ayını 10. günü, aşura günü de Nuh Aleyhisselam yerine düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu aşura günleri şu ruhda tutarıdı. Allah da Allah bana şu baladını halsi geçtiğini amir kıldı. وَقِيلَ يَا عَرْضُ بُلَعِي مَاكِ وَيَسَّمَا وَقْلِي وَغِيدَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَيَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدَنِ قَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah da Allah, ey Osman, özünü tutkun, ey yer, suyunu yutkun dedi. Allah da Allah da amir bilen su kayıttı. Ve Cudi tağı da tohtadı deyip Allah da Allah. Cudi tağı bana şu Türkiye'nin tağlardan biri değil. İkinci oruçtan şimdi Mısır ötçüler Samurat ötçü ötkende körgen eken şu keymanı. Ben yani yigimen çakırdı, şu keymanı çıkıp topşup, suyum çakırı at yapar bana. Daki bir tane filmleri bırakken. Kıyla ya Nuh ihbit minna bi selami min ihbit bi selami minna ve barakatina aleyke ve ala umamin mimmen ma'ak ve umamin sanumattihum sanumattihum sunna yamassuhum minna adamın aleyhi. Ya Nuh, siz ve sizi bilen birge boyayan kimseler, men tamamen salam ve barakat bulan şuylar. Nuh aleyhisselam altı arası da tafan, bana tofandı toktaşını gibi küttü. Ve su tınçıgende kaptazı kürüktürdü. Tavuzu yoğunları da yaptı. Kaptazı düşürdü.
Bir neçə mətə qayıtıb gəldi, quru qayıtıb gəldi. Ana şu nabattaki uçuruşlarda bir tas uçurgandı, tumşuğu da zaytundu, şahçasını alıp geldi. Yani su pasla yanındaki daraklar çıkan yeni bölgesiydi. Ana şu tınçlı bölgesi dediğimiz o, kaptarın çizip tumşuğu yanına çizip koyulardı. Bu bizi şeriat İslamımızda bana tarihte borakken bu nasıl? Kaptar tumşuğu da ana şu zaytundu şahçasını işleyen. Yani keyingi sefer uçurgandı, kaptar ayağı da az yine turpağı bulan geldi. Yani yer, açılgenliğe, işareydi. Nuh Aleyhisselam yerine düştü. Yeryüzünde hiç kim koma gelmedi. Yani bu yapımız başlattı ki, eğer hemen yamanla yok olsanım olardı kim? Yani başkadan yamanla başlanırdı da. Yani Nuh Aleyhisselam için Allah Teala yeryüzünü tozalar koydu kafirlerden. Lakin keyingi kafirler kadar geldi. Bana şu yaşlı adamları vallardan çıkarmadı mı? Türkiye'de hani şu kışlağı, tamamıyla Nuh deken kışlağı var eken. Türkiye'de böyle eşkenimiz. Tamamıyla Nuh deyeni, tamamıyla deyeni atıldırken babalarımız olsa Sersen deyeni. Sersen'den Nuh deyen kışlağı var eken. Yani hani şu yerine düşken birinci Nuh Aleyhisselam deyen davası var eken kançarı sahih Allah'a alam. İnsaniyette ataları biz müzeler içerken şunlar. Şu kışlağı da namı Sersen'den Nuh deyeni namlanır eken. Nuh Aleyhisselam bundan kelimeye çıkanlardan bir ortası tuğmadı. Fakat Nuh Aleyhisselam'da ayağı ve farzantları tuğdu. Nuh Aleyhisselam ikinci adam değildi. Fakat ve cehennem zürriyetası humul bâkîn. Fakat Nuh'un zürriyetini yaşı uçulardan kıldı dedi Allah da Allah. Nuh Aleyhisselam'da üç doğulu vardı. Nuh Aleyhisselam'da üç doğulu vardı. Bu Son, Ham ve Yafis. Yani şu ballarını rayına geçirip koyurken son balların içi de ok rayınlılar ve az yine karaçalar var iken. Hamlı balların içi de karalar ve az yine oklar. Yafis'ten mellerin kızı rengi adamlar değil yaptı. Şöyle atıyordun yaptı. Yahudiler ve Araplar son zürriyatıdan. Afrika'da son zürriyatıdan. Türkler, Şarkı Asya, Avrupa yani biz Yafis'ten de baytınlar iken. Nuh Tufan'dan kendi 350 yıl yaşadı. 350 yıl Allah Teala'ya bir almakta asili kıyanı yok. Nuh Aleyhisselam bir yıl sonra roza tutarken roza tutkendi. Fakat hayat günleri tutmasızdır rivayetlerdi. Nuh Aleyhisselam vefat kıladı. En razı rivayetlerde Mekke'de defa kılıngan degen rivayetler var. Bazı rivayetlerde Livan'da Kerkil Bika degen cahada kömürgen deyilirken lakin TV'deki rivayet razı rivayet. Başariyet Nuh Aleyhisselam'dan keyin Hud ve Salih Aleyhisselam'da peygamberliği davranı gördü. Bana kısa ahriye gelirken biz nema kulası alamız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğin kavim dışı da yerelgenliğimizden kettavak nimet bu miydi biz için? Biz bu ortadır peygamberli zamanı yaşama yapız. Bu ortadır peygamberli Osman'dan şükürgen mucizesini görme yapız. Peygamberler bugünken tüyanı taşlı içinden çıkarıverse kavmi kafir bugün etmeken de soyup yapıp koyuşken eken. Kavmlar bugünken Osman'dan dağdırhan şube var edin mi Rabbin de İsa Aleyhisselam'a açken de Osman'dan dağdırhan şube edin oturup hemen değişti. Yine kafir balışı olurdu. Kavmlar bugünken ondan mucizeni görüp durup üstüge tağrı köter hapkep koyken de bastırıyor hemen tağratı kabul kılırdı kendi mecbur kabul kılıp ken yine kafir balığı gereken. Kavimler bugün eken 70 kişinin tallalları, peygamberi Allah'ın kafir balığı, Allah'ın ağzını eşitirmen bir iman getirmeyi, Allah'ın özünü köreliği deken de Allah öldürüp yana tırıltır geneken, şunluya bir iman getirmeyi geneken. Radarlar sizlerimizde bir ülken neyine şuna ki kadri balat ki, bunu kadriye halkança yapırmayalık, bu dünyada yetenmeyiz. Allah Teala tabi ve istazana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Eğer meni bergen nimetimi şükrüne ada kıl olasaylar men nimetimi köpetir beremen deydi. Ve la in kafartum inna azabi la şedid. Eğer küfür keltirseler, şükür kılmasaylar azabım kattır deydi. Allah diyen birinci kulasamız iman degen nimetimiz ya Allah şimdi hadi yakala kadir yeteydik. İkinci olarak dersimiz bizi kılıyorken dünyavi ticaretimizde aldatta şu anda istisvarlarımızı doğrudan doğru alakası varken çünkü 5 tane tanavada kıl yaptı, bitti istihbarat etken adamı. Akide bu akeler. Niçin desek imanla kesip olamış. Çünkü Allah arada kıl yaptı bunu. Niçin de bu muydu? Anık şuna kal. Yağmur veremem diye yaptı şeylerde. Malı dünya balaca kabulen kuvvetlendiremem. Deryalilerde tolup su akadı. Boğulur ağladı veremem diye yaptı. Öyleydi uvarıp yağmur. Gördüler mi? Kimin işi bu?
Yağmur yağmasa hem yok kurup getiriyordu da yığılayaptır. Yağmur da verici köpetirip olsa örgümüz var yaptı. Kimi koru deyken bunarsa. Biz hadet hunarımızga, tergeligimizga, ok koyan azotumuzga, kislatamızga, uzarımızga, suyamasa Rabbimizin suyanışlarını örgeneyle. Allah haklamasa biz bir kapıdan su ciddi olmayız. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kendi küç, hiç kendi kuvvet yok. Kim bilen varma gel? Allah bilen var. İnşallah keyingi suhbatimizda Alloh qodirsa Hud alayhissalomni bundan keyin Solih alayhissalomni tarixini yodlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.